Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler buna şaşırabilir. Çünkü artık okullarda dersler daha farklı bir biçimde işlenebilir. Peki neden ve zaten siz bunu bilmiyor muydunuz? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz bundan yaklaşık birkaç ay önce işte eğitimde artık metaverse dönemi, şunlar şunlar olacak diye sizlere duyurmuştuk ki böyle bir durumda var zaten. Ama mesleki eğitim için geçerliydi ama şu da var artık yeni eğitim öğretim yılına giriyoruz ve okullarda metaverse alanları genişletiliyor. Peki genişletiliyor ama ne olabilir? Dersler ne gibi farklı işlenebilir? Örnek verelim. Şu anda e, diyelim ki siz tarih dersindesiniz ve tarih dersinde İstanbul'un fethini veya herhangi bir başka tarihi konuyu işliyorsunuz. Siz metaverse ile beraber İstanbul'un fethini daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görebileceksiniz veya Coğrafya dersindesiniz. Coğrafya dersinde çöl iklimini göreceksiniz. Siz çöl iklimini yaşayabilirsiniz e, metaverse ile birlikte. Yani artık bazı okullarda çünkü tüm okullara bu tarz bir yatırım yapılır mı bilmiyorum çünkü epeyce maliyeti de var. Ama bazı okullara e, metaverse yavaş yavaş gelebilir ki yeni eğitim ve öğretim yılında artık derslerde metaverse de kullanılabilir. Tabii ki bu çok güzel bir durum çünkü öğrenciyi de dersini sevdirecek. Mesela örnek veriyorum coğrafyayı sevmeyen bir öğrenci. Metaverse ile birlikte coğrafya dersini daha çok sevecek. O nedenle bu öğrenciler için aslında bir tık daha da iyi yani dersleri de sevdirecek bir durum. Ee, sizlere aktaracağımız bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.